Evet, Mimar Sinan Mühendisler Birliği'nin değerli başkanı, değerli kardeşim, çok değerli meslektaşlarım. Bir programın başlangıç konuşmacısı olmanın avantajı mıdır, dezavantajı mı? Onunla başlıyorum. Sunucumuz elinde notlarıyla çıktı, beni rahatlattı. Başkan irticayı konuştu. Ben konuşmalarını elindeki notlarından götürerek, hazırlayarak gidenlerden birisiyim. Çocuklarımın ilkokul dönemi dahil olmak üzere okul aile birliği toplantılarına davet edildiğimde bile ön hazırlıkla elimdeki notlarıyla giden o klasiklerdenim. İnşallah faydalı olur diye düşünüyorum. Öncelikle hem başkanımı ve yeni yönetiminin yeni dönemini de tebrik ediyor. Güzel çalışmaların olmasını temenni ediyorum. Evet, Mimar Sinan Mühendisler Birliği'ndeyiz. Bir alıntıyla başlamak iyi olur diyorum. Koca Sinan'la başlayalım. Evet, Süleymaniye'nin inşasını hepimiz biliyoruz. Kanuni Sultan Süleyman payitahta yaraşır bir cami yapılması niyetiyle görevi Mimar Sinan'a veriyor. Farklı rivayetler vardır. Benim burada anlatacağım kısmı temel atma merasiminde Kanuni Mimar Sinan'a o merasim esnasında hafif biraz da sertçe bakarak bir gümüş para veriyor. Ve merasim böyle gerçekleşiyor. Aradan 7 yıl 4 ay geçmiş, açılış gerçekleşiyor. Açılış gerçekleşirken, kapıdan içeri girerken Mimar Sinan o aldığı gümüş parayı padişaha geriye veriyor. Padişah elinde camiyi geziyor işte. Her nereye incelediyse sütunları, kubbeyi, yazıları inceledikten sonra bu defa tebessüm ederek çıkışta tekrar parayı Mimar Sinan'a ikinci defa veriyor. Etrafta merak var. Ne oldu? Nedir bu paranın hikayesi meselesi? Soruyorlar. Diyor ki Sinan, padişahımız temel atmada o parayı bana verirken yapacağın cami bu gümüş paradaki kadar kusursuz olsun demek istemişti. Ben mesajı aldım. Açılışı yaparken parayı verdim ki o mesajı hatırlatmak için kendisine. Gezdi baktı. O gümüş paradaki kadar bile bir kusur bulamadı. Bu defa tebessüm ederek parayı bana geri verdi. Benim için de bundan daha güzel bir mutluluk olamazdı diyor. Evet, çok güzel bir duygu. Bize mimarlara, mühendislere düşen de herhalde bu zirve dahil olmak üzere yapılan her işin olabildiği kadar o gümüş paradaki kusursuzluk içerisinde yerine getirilmesidir diye düşünüyorum. Bu önceliklerimizden birisi olmalı. Değişimi ticari diplomasi çerçevesinde anlatacağım ama az önceki olayla bağlantılı bir başka yaklaşımla izninizle devam edeyim. Az önce okundu, ben 1977 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'ne 16 yaşında bir genç olarak geldim. Henüz bıyıkları terlememiş birisini düşünelim. 3 aşağı 5 yukarı herkes öyle de biraz da yaşım da küçüktü. 16 yaşında nasıl girdin diyorlar. O ayrı hikaye. 80 öncesi burada o yaş grubunda epey dostumuz var. Allah bir daha yaşatmasın. Her gün 3-5 kişinin benim sınıfımdaki bir arkadaşım dahil olmak üzere ya sebebini bilmeden ya da bilse de yapabileceği bir şey olmaksızın hayatını kaybettiği bir süreci yaşıyoruz. Peki o dönemin kahramanlığı neydi? Bir de onu hatırlamaya çalışalım. Hangi fraksiyondan olursanız olun, 3 aşağı 5 yukarı bir tipleme, genç tiplemesi yaparsak, işte sırtında bir parka, ayağında postal, elinde afiş varsa ve gidip bir yerlerde bu yönüyle aktif oluyorsa, vatansever ya da XYZ her neyse, bu ülke adına güzel işler yapanlar o kategori içerisindeydi. Bunu genç kardeşlerimiz de var, öyle görmek lazım. Bunu yapmayan da yine hangi grubun içerisinde olursa olsun o kategorilerin içerisinde sünepeler hiçbir işe yaramayanlar olarak ifade edilirdi. O dönemde Allah razı olsun hocalarımızın bize yapmış olduğu nasihatı hatırlatarak ben devam etmek istiyorum. Çok net bir ifade. Çocuklar, siz buraya okullarınıza, derslerinize öğrenci olarak geldiniz. Aileleriniz sizi buraya okumanız için görevlendirdi. Anarşi devletin polisinin ve askerinin görevidir. Bırakın onlarla onlar uğraşsın. Sizin göreviniz derslerinizi en iyi şekilde öğrenip okulunuzu en iyi şekilde bitirerek bu ülkeye nasıl daha faydalı olabilirimi düşünüp o anlamda işler yapmak. Yani bugünün güncel tabiriyle baktığımızda katma değerli işler yapmak diye ifade etmişti. Belki o noktasından bakıldığı zaman anlamını o gün idrak etmek çok kolay değildi. Ama bugün dönüp bakalım o yaş grubundaki arkadaşların o tavsiye çerçevesinde gidenleri ya da gitmeyenlerinin bugün topluma verdiği katkının ne olduğunu düşünecek olursak bunu daha net bir şekilde görebiliriz. Bu arada
Kendimi yanıltmamak için bu geri sayım beni doğru götürür mü arkadaşlar? 15 dakikadan beri konuşuyor muyum ben? Peki. 20 dakika mı konuşacağım? Pekala. Şimdi ticari diplomasi ayağı değişimi nasıl gidiyor? Covid'den bahsetti değerli başkan. Evet. Covid yapay mıydı, doğal mıydı? Ben orasını bilmiyorum. Hiçbirimiz de çok bilen bir şey değiliz. Ama özellikle o salgınla başlayan ve Rusya-Ukrayna savaşı ile beraber hayatımızda, yani ticari hayatımızı, iş hayatımızı kastederek ağırlıklı söylüyorum. Neler değişti dersek, evet bir önceki zirvenin konusu dijitalleşme, birazcık ben de girmek isterim. Ulaşılabilirlik, tedarik zinciri, anlamını değiştiren kavramlar bunlar. Devamında serbest ticaretin yanında konuşmaya başladığımız friendshoring dediğimiz güvenli ticaret ve son olarak da ironik bir şekilde anlam değiştiren yeşil mutabakat ve enerji arz güvenliği var. Bunlar tabii benim değerlendirmelerim olacak size ama biraz önce sohbet ederken arkadaşlarımızla da konuştuk. DEİK'in başkanlığını yapıyorum. Bu bir görev, işim değil. O çerçeve içerisinde de 151 iş konseyimiz var ülke bazlı. Yani ben Afrika'da Yeşilburun Adaları diye bir devlet olduğunu bilmiyordum. Bizim orada bile iş konseyimiz var. Size anlatmaya çalışacaklarım, oralardan toparladığım o görüşmelerin bu süreç içerisindeki bir sonucu kendi yorumumda olsa da. Evet, dijitalleşme ile başlayalım. Dijitalleşmenin niye böyle başladın diyebilirsiniz. Hayatımızda önemini biliyorduk. Bu süreç içerisinde kamu ilişkilerimizden sosyal hayatımıza kadar çok daha fazla değişti. Bunu neden bir daha irdeliyoruz dersek, bence benim burada söylemeye çalıştığım kısım şu. Geldiğimiz noktada artık bir dijitalleşmeden bahsetmiyoruz. Bir iş adamı kimliğiyle değerlendirdiğimde biz bir dijital ekonomiden bahsediyoruz. Evet, farklı ekonomik sistemler var ama onu bir dijitalleşme noktasında sadece değerlendirecek olursak çok önemli dijitalleşmeyi. Ama bir ekonomik sistem olarak görmek gerektiğimizi iş insanları olarak iyi idrak etmemiz gerekiyor. Yoksa hayatımızın içerisinde işte parmağınızla oynatarak kullanıcı mısınız? Yoksa dijitalleşmeyi unsurlarıyla beraber ortaya koyan mısınız? Burası çok önemli kısmı ama fotoğrafın büyüğünü lütfen görelim. Bir dijital ekonomi var, o dijital ekonominin içerisinden eleştirilerimiz olabilir, desteğimiz olabilir ama kaçmamız söz konusu değil. Demek ki fotoğrafı bu yönüyle görmemiz lazım. Avantajımız ne? Genç ve eğitimli bir nüfusumuz var. Hep söyleniyor. Ve kullanmayıp, sadece kullanmayıp aynı zamanda yön veren arkadaşlardan oluşan bir genç nüfusumuz var. Teşekkür ederiz. Anlam değiştiren kavramlardan bir başkası bu süreç içerisinde lojistik oldu. Neden? Lojistik mesafe ile ilgili bir şeydir. Siz bir mal ya da ürünü bir yere ne kadar zamanda ulaştırabileceğinizi, hatta seyahat ederken bir yere ne kadar zamanda gidebileceğinizi hesap edersiniz. Ama biz bu salgın süreciyle beraber ulaşılabilirlik olarak anlamaya başladık lojistiği. Niçin? Sizin elde etmek istediğiniz ürün ya da hizmet belki şu yandaki odada olabilir. Ama temas kısıtlaması vardı. Ben eşimle beraber, sizler de yaşadınız, aynı evin içerisindeyim. Eşim Covid, ben değilim. Kendimizi birbirimizden izole ettik, görüşmüyoruz. Demek ki lojistiği mesafeyle değerlendireceğimiz bir süreçten bizim ulaşılabilirlikle değerlendireceğimiz bir başka boyuta geçtik. İş hayatımızı ya da sosyal hayatımızı bundan sonraki dizayn ettiğimiz süreçlerin içerisinde bu kavramı mutlaka ve mutlaka dikkate almamız gerekir diye düşünüyorum. Devam edelim. Globalleşme, ben ilk o kavramı duyduğumda üniversitenin başındaydım. Veya ortalarında, 80'li yıllarda. Amerika'da zannederim Reagan'dı o dönemde başkan. Globalleşme diye bir şey söylediğinde birçoklarımızın da durumu farklı değildir. Bizim Burdur İbecik köyünde az önce okunan CV'mde bir tane manyetolu telefon vardı. O zaman globalleşmeyi anlamak söz konusu değildi ki. Zaman içinde anladık global köy ne demekmiş. Sonra bir lokalleşme konuşulmaya başlandı, yerelleşme. Bugün geldiğimiz dünyada globalleşmeyi konuşuyoruz. İkisinin birleşimi olan bir süreci konuşuyoruz. Ve burada girmek istediğim nokta tedarik zinciri. Tedarik zinciri sosyal hayatımız için de geçerli. Yani size yemek servisi yapan birisiyle ilgili de geçerli. İşletmenize malzeme temini yapanlar için de geçerli. Evet, iş hayatında olanlar tedarik zincirinin ne kadar önemli olduğunu bilir.
Ama biz bu sürecin içerisinde özellikle Covid ama son savaşın da güncel bir şekliyle hayatımıza girmesiyle tedarik zincirinin sadece önemli değil ama hayatımızın ciddi şekilde merkezinde olduğunu da idrak etmiş olduk. Covid başladığında inanılmaz bir kargaşa vardı. Tanımsız, hala da tanımsız yerleri var ama işte maskeyi nereden bulacağız, krediye nereden ulaşacağız, hafta sonu sokağa çıkma yasağını kaymakamda mı imzalatacağız diye koşturduğumuz sürecin içerisinde kimin kazanıp kaybedeceğini ticari anlamda bilmiyorduk ama bir şeyin farkına varmıştık. Tedarik zincirini kopartmadan hayatını ve işletmelerini sürdürebilenler kazananlar olacaktı. Nitekim böyle oldu. Problemleri, sorunları olsa da Türkiye'nin bu dönemdeki en iyi kazanımı muhataplarına, müşterilerine, hizmet ya da mal alanlarına verdiği bu mesaj olmuştur. Türkiye kendi çerçevesi içerisinde tedarik zincirini hiç ama hiç kopartmadı. Bu işin en temel unsurlarından biri değişimin o ticari diplomasi formatıyla değerlendirildiğinde. Peki çözümüne yönelik baktığımızda bir başka unsuru da öğrendik biz. Nedir? Yine iş hayatında biz mal tedariki yaparken rekabetçiyiz ya, rekabetçi olmak zorundayız ya. Daha büyük işletmeleri, daha büyük tedarikçileri tercih ederdik. Niye? Büyük tedarikçi daha fazla sayıda mal ya da hizmet üreteceği için diğerine göre genel gider vesaire hesaplarından dolayı biraz daha rekabetçi olur diye. Süreç bize bir şey daha öğretti. Siz tek tedarikçiyle ya da sınırlı tedarikçiyle çalışıyorsanız bunun onarılamaz derecede riskleri var. Demek ki bir miktar maliyetinizi farklı şekilde hedge etmeyi öğreneceksiniz ama sınırlı sayıda tedarikçiyle çalışmayacaksınız. Neler kaldı aklımızda? Hemen bütün dünyanın hatırladığı çip krizi kaldı. Unutmayalım diye diyorum. İşte bitkisel yağ meselesi krizi kaldı. İşte en son da tahıl krizini konuşuyoruz. Peki bu çerçevede girişte söyledim bir başka kavramı da ifade etmek istiyorum. Biz serbest ticareti konuşuruz. Olabildiği kadar ülkeler arasında bariyerlerin olmadığı serbest ticareti önemli ama yeterli olmadığını gördük. Friendshoring kavramı da ticari olarak hem hayatımızda hem de devletlerin yapmış olduğu karşılıklı görüşmelerin içerisinde son derece önemli olarak girmeye başladı. Evet, son bir başka değişim, ironik değişim bence yeşil mutabakat alanında. Ve ben bu sürece de yeşil mutabakat demiyorum kendi ifademle. Az önce dijitalleşmeye, dijital ekonomi dediğimiz gibi bunu da yeşil ekonomi olarak ifade ediyorum. Çünkü yeşil mutabakat ya da İngilizce tabiriyle green deal hayatımıza girdiğinde veya sokulduğunda 2050 ve sonrası için net sıfır hata karbon hedefiyle işte tarımdan sanayiye, üretim süreçlerinden tüketici alışkanlıklarına kadar bir dizi önlem getiriyordu. Ve burada altını çizmek istediğim husus şu. Sadece tabiata saygıdan ibaret bir yeşil mutabakattan bahsetmiyoruz. Yine bir anekdotumu paylaşayım. Genç bir mühendisim, yeni mezun olmuşum. Merhum oldu şimdi, bir rahmetli oldu, sanayiciyle konuşuyorum. Bana dürüstlük meziyet değildir demişti. Ben tepki gösterdim o günkü gençliğimin heyecanıyla. Ne demek yani dürüstlük meziyet değildir? Evladım dedi, dürüstlük senin zaten yaratılışından gelen tabi halindir. Senin içinde yaşadığın topluma verdiğin katma değerin ne? Gel sen bana onu anlat. Meziyet odur demişti. Şimdi gerçekten de haklıydı. Burada green deal konusunda da söz konusu olan çevreye saygının ilerisinde yani yapılmak istenen yeni bir ekonomi dizaynı. Eğer bu ekonomi dizaynına uygun olarak mal ya da hizmet üretecekseniz yeni bariyerler önünüzde olmayabilecek. Ama bunu yapamıyorsanız gümrüklerden ek vergilere kadar çok yeni bir ekonomik dizaynla burun buruna olduğumuzu hatırlamamız lazım. Bunu hatırlayalım. Nereye gelmek istiyorsun? Özellikle son savaş bize bir başka ironiyi de gösterdi. Yeşil mutabakatta akılda neler kaldı dersek, mesela nükleer santraller. Nükleer santralleri kapattırma yarışı başlamıştı. Kapatma demeyeceğim, bilinçli bir şekilde söylüyorum. Kapattırma yarışı başlamıştı. Kömür dahil olmak üzere bazı kaynakları da tamamen kapı dışarı etme sürecini ciddi şekilde konuşuyorduk. İki hafta önce Almanya'daydık. Enerji İş Forumu'nda konuşuyoruz. Bizim Enerji Bakanımız ve karşımda da Almanya Enerji Bakanı var. Onun da gözünün içine bakarak da söyledim. İronik bir şekilde çünkü.
Yeşiller Partisi'nin şeydeki hükümetteki temsilcisi, Enerji Bakanı, Almanya bugün nükleer santrallerin tekrar devreye alınmasını konuşuyor. İşin ironik tarafı bu. Yani ne olduysa biz nükleerin de tekrar yeşil enerji kaynağı olduğunu keşfediverdik. Böyle bir dünyanın içerisindeyiz. Yetmedi, kömür, hoş geldin kömür dendiler. Yine Almanya örneğinden Ruhr kömür havzasının kapatılmalarıyla ilgili haberleri de hepiniz izlemişsinizdir. Şimdi biz Türkçe'de ne diyoruz? Zor oyunu bozar diyoruz. Tamam, bunun bir karşılığı. Ama çıkarmamız gereken ders nedir diye bakarsak, değişen şartlarla zorlanılan ve yeni tanımlamaların ilk başta söylediğim gibi olduğu bir dönemdeyiz. Demek ki dünya genelinde, inşallah bizde öyle olmayacaktır, dün doğru diye ortaya atılan bazı kavramlar zorun oyunu bozduğu sürecin içerisinde bugün doğru kabul edilebilen bir sürece hızlı bir şekilde evrilebiliyor. Ve bir ilave edeceğim husus daha var. Her doğru diye sunulan da her ülke için ve her zaman geçerli değildir diye düşünüyorum. Üniversite yıllarında arkadaşlarım bilir, güzel bir kazanımım oldu. 5 yıl boyunca gece İngilizce kurslarına devam ettim. Haftada da 4 gün. Zordur ama 5 sene boyunca haftada 4 gün hiç aksatmadan gitmek hayatımın önemli kazanımlarından bence. İlk öğrendiğim deyimlerden birisi might is right'tı. Yani Batı'nın da felsefesini anlatıyor. Kuvvetli haklıdır diyor. Eğer might is right'sa dünkü nükleere ben bugün de bu şekilde bakabilirim diyor. Bu çerçevede zirvenin konusuna benim yaklaşımım çerçevesinde baktığımızda kısaca değişimi böyle ifade edelim. Saati de dikkate almak kaydıyla 5 dakikada kafama göre 25'i 20 dakika olduğunu bilmiyordum. Ona göre kısaltalım. İzninizle DEİK'in Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun başkanıyım. Çok kısa bir şekilde DEİK reklamı değil de DEİK sizlere ne verebilir ve hangi enerjiyle buradan çıkabilirizle ilgili birkaç hususu da ifade etmek istiyorum. 37 yıldır faaliyet gösteren bir platform, bir sivil toplum kuruluşu. Faaliyet çerçevesine baktığınızda Mimar Sinan Mühendisler Birliği'nden ya da benzer STK'lardan çok farklı değil. Mottomuz ticari diplomasi. Orada biraz kendime pozitif ayrımcılık yapayım. O mottoyu 5 yıldır kullanıyoruz. Kendi başkanlığım döneminde önceden kullanmıyorduk. Kuruluş 1985. O dönemlerde Türkiye Amerika'dan kullanılmış askeri teçhizat alıyor. İşte 100 milyon dolar mı verecekler, kongre kaç onaylayacak, senatodan kaç geçecek diye gazetelerde manşetlerin olduğu bir dönem. Merhum Turgut Bey Başbakan, Amerikan Başkanı Reagan'la toplantıda Washington'da. Orada diyor ki ben artık daha fazla yardım istemiyorum, ben daha fazla ticaret istiyorum. İlk imzalar atılıyor. Türkiye adına Odalar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Ali Coşkun Bakan, o dönem bakan değil tabii. Amerika Birleşik Devletleri adına da US Chamber'ın başkanı Richard Leschler ilk imzaları atıyorlar. Türkiye-Amerika İş Konseyi kuruluyor. İkincisi Türkiye-Japonya İş Konseyi, Şarık Bey'i çağırıyor, git diyor Şarık şeyi kur. Japon İş Konseyi'nin üçüncüyü de söyleyeyim, önemli. Türkiye-Yunanistan İş Konseyi. Niye önemli? Yıl 1985. 77'de Barış Harekatı yapılmış, Kıbrıs Barış Harekatı. Daha harekatın dumanı üstünde tutuyor ve bir başbakan Türkiye-Yunanistan İş Konseyi'ni kurduruyor. Devlet adamlığı ve vizyon bu. Maalesef hafta içinde bir televizyon kanalında sunucu ve konuğu bir kitap üzerinde konuşurlarken Özal'ın o dönemdeki hedefi Amerika'dan daha fazla yardım almaktı diye böyle hiç anlamsız bir cümle kullandılar. İnşallah bilmediklerindendir diye düşünüyorum. Peki iş konseyleri ne yapar? Türkiye-Amerika İş Konseyi, Türkiye'de faaliyet gösteren firmaların üye olduğu, Türkiye'de faaliyet gösterip Amerika ile ticaret yapan ya da yapmak isteyen firmaların üye olduğu bir yapıdır. Ağırlıklı firmalardan oluşmakla birlikte STK'lar da üyelerimiz. TOP, TİM, Müsiat ve Müteahhitler Birliği'nin başkanları da başkan yardımcısı olarak görev yapıyor. Kamu kaynağı kullanmıyoruz. Üyelerimizden aldığımız aidatlarla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz ve bugün 151'e ulaştı. Önümüzdeki günlerde muhtemelen Brunei ve Swaziland Krallığı'nı da katacak olursak onlarla birlikte toplam 153'e giden bir iş konseyi sürecimiz var. Dış ekonomik ilişkiler deyince de sadece ihracatı konuşmuyoruz. İhracat çok önemli ama ithalat da hayatımızın bir gerçeği. Müteahhitlik var, turizm var, sağlık var, yurt dışı teknik müşavirlik var. Aklımıza gelen bütün bu süreçler var.
Bildiğiniz STK'lardaki disiplinle hareket ederiz. İş konseyleri başkanları ve yönetimleri 2 yılda bir seçilir. En fazla 3 yıl görev yapabilirler. Yılın başında KPI'ler belirlenir. Yıl sonunda karne veririz kendilerine, koca koca iş adamlarına. Böylesi bir süreç içerisindeyiz. Ve dijitalleşme ile ilgili de tek bir başlık. Biz de bu çerçeve içerisinde Dijital Teknolojiler İş Konseyimizi kurduk. 9 alt sektörde faaliyet gösteriyor. Dün de güzel bir toplantımız vardı. Bulut teknolojisi, fintech, mobil teknolojiler, oyun, siber güvenlik, yazılım teknolojileri, yenilikçi teknolojiler, girişim sermayesi ve sağlık teknolojileri. Ve bu alanda Türkiye'de faaliyet gösteren, önde gelen firmaları düşünecek olursanız, bu üyelerimizin arasında olduğunu da söylemek isterim. Evet, sürem bitti. Çok kısa bir ekonomik değerlendirmeye de girelim mi yoksa hiç girmeyelim? Hani başkan geldi ekonomi konuşmadan gitti olmasın diye söylüyorum. Birkaç dakika sadece alayım. Yoksa süreyi aşmak niyetinde değilim. Evet, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu. Tedarik zinciriyle ilgili süreci anlattım. Bunun ekonomilerde dünya bazında bir yavaşlamaya gideceğini biliyorduk. Ancak Rusya-Ukrayna savaşını kimileri öngörmüş olabilir ama dünyanın genelinde çok fazla öngörülememişti. Peşinden enerji ve emtia fiyatlarında artış, işte merkez bankalarının sıkı para politikaları, Çin'in hala Covid ile ilgili sıkı denetiminin devam ettiği bir süreçteyiz. IMF ki her zaman doğru raporlar yayınlamaz ama bu defa sanki daha doğru gidecek gibi. 2021 yılında küresel büyüme %6'lar civarındaydı. Bu yıl %3.2 ile kapatacak 2022'de diye tahmini var. 2023'te de 2.7'ye inecek diyor. Bunlar ciddi gerilemeler. Bunu iyi düşünmek lazım. Enflasyonun küresel anlamda bu yıl %8.8 ile kapanacağını söylüyor. Şu son yılı görmezsek biz de aslında o 8'li tek haneli rakamları da çok unutmamıştık. Türkiye'ye geldiğimizde ilk 2 çeyrek yaklaşık %7,5 ortalamasında 7.6 ve 7,5'luk bir büyüme var. 3 ve 4'te etkileneceğiz. Niye etkileneceğiz? Çok büyük değil ama Avrupa'nın hafif böyle nezle veya grip semptomları gösterdiği bir sürecin içerisindeyiz. Toplam dış ticaretimizin %55'ini Avrupa ile yaptığımız bir dönemde elbette bir miktar etkileneceğiz. Ama Türkiye'nin az önceki geniş coğrafyadaki etkileşiminin de burada önemli olduğunu söylemek isterim. İhracat önemli bir başlık. %20'ler civarında geçen yılın aynı dönemine göre bir artışın gittiği bir süreç var. İthalat daha fazla, orada yanıltıcı olmasın. Yüksek enflasyonun olduğu bir yerde bir miktar kredi alabilenlerin stoğa da gittiği bir süreci yaşıyoruz. İthalat bir miktar da bundan gidiyor. Bu tablonun içerisinde herhalde bu yılı 250 milyar dolarlık bir mal ihracatı ve 80 milyar, 85 milyar dolar arasında hizmet ihracatıyla kapatacak olan bir Türkiye var diyorum. Evet, konu uzun, zaman hızlı geçti. Ben ayrılan sürenin sonuna geldim. İnşallah şu kısa süre içerisinde zaten birçoğu bildiğiniz konular ama belki dağarcığınıza o bildiğiniz konuları biraz daha vurguladığımız bir iki hususla çıkabilirsiniz. Sizleri mutlu edebilirsem ben de mutlu olurum diye düşünüyorum. Huzurlarınızdan ayrılmak derken bir şeyi daha söylemek isterim. Biraz kalacağım ama zirvenin sonuna kadar kalamayacağım. Çünkü bir uçağa yetişip Denizli'deki bir programa gitmem gerekiyor. Kısmet olursa da yarın oradan da geriye döneceğiz. Makul bir özür olarak şimdiden tekrar bildiriyorum değerli başkanım. Mimar Sinan'la başladık, onunla bitirelim. Yaptığın işi gönlünde hissedersen ırmaklar çağlar içinde demiş Koca Sinan. Yaptığımız işi gönlümüzde hissedelim, içimizde ırmaklar çağlatalım. Hep birlikte daha güzel işler yapma yolunda gayretimizi eksik etmeyelim diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.